Eğlendin mi? İyi günler arkadaşlar. En yakışıklı arkadaşım Kave'nin yanındayım. Buraya bak Kave. Kave Bey, çocuklara el salla. Ya bir baksana, mahvettin videomu ya. Beni çekme. 100 defa sana hikayende beni çekme dedim. Kimsenin nerede olduğumu ve ne yaptığımı bilmesini istemiyorum, tamam mı? Bunu her defasında sana söylemem mi gerekiyor? Ne huysuzsun. Ne zamandır sana karşı bir iltifatta bulunmamıştım. İlginç. Ne? Sen manyak mısın oğlum? Niye bana böyle davranıyorsun? Niye hiçbir şey söylemiyorsun ki, he? Bana az önce manyak olduğumu söylemiştin, öyle değil mi? Ha? Ha ya. Oğlum neden bana danışmıyorsun, hiç anlamıyorum. Beni kullan artık ya. Kullansana beni ya. Bak Bahram, seni kullanmak istiyorum ama hayatının yarısını hapiste geçirdin sen. Yani fırsatım olmadı maalesef. Sana kaç kere söyledim arkadaşım, hep kafama kakıyorsun. He, şu an buradayım işte. Orası öyle ama bu sefer de sana danışmamın bir önemi yoktu. Bence tabii ki önemi var. Orada bir sürü kullanılmamış beyin vardı. Her soruna çözüm bulacak yüzlerce, binlerce adam vardı. Bu sefer orada değildin ki. Ha? Ha? Pekala babacığım, en iyisi sensin. O aşık olduğun zavallı kız ne olacak şimdi? Onu bırakıp gittin. Annen baban seni görmek istemiyor. Üstünde bir de oğlum, annen dur, kadar yaşı olan bir kadınla var. Evlendin. Bir de onun işlerine bulaşmıyorsun. Sakin ol biraz dostum, para tamam. Kazanırdık. Bak ciddi söylüyorum ha. Senin karın bu tekstil moda işleriyle falan çok uğraşmıyor muydu? Peki manken falan istemiyorlar mı acaba? Babacığım götür beni. Neden olmasın? İyi ki söyledin bak, gördün mü? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Babacığım sen adamsın be. Hadi hemen gidelim. Ortalığı bak, yakalım. Evet, bir manken istiyorlar evet ama böyle istemiyorlar. Hadi oradan be. Bende ne sorun var ki? Bunlar ne biçim sözler? Tipe bak, 10 numara adamım. Yüzüm desen ateş gibi. Ne demek böyle istemiyorlar? Hadi kardeşim hadi. Yok böyle olmaz. Kimse benimle böyle konuşamaz. Bunlar yine yaya yolundalar. Yaya yolu. Yaya yolu. Demek ki yaya yolundasınız ha? Bahram. Hadi bakalım. Bahram ne yapıyorsun? Beyefendi de burası yaya yoldu. Herkes yasalara uysun. Yasalara uyacaksınız. Bahram. Bahram uzaklaş şuradan. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun? Dur. Kardeşim ne yapıyorsun? Dur yapma. Dostum dur. Sakin ol. Hadi geç şöyle geç. Aferin sana. Tamam bırak beni. Sakin ol. Geç şöyle hadi. Kardeşim saygısızlık yapıyorlar. En son çıktığımda kendime söz verdim. Kanunlara sonuna kadar uyacağım. Uyacağım dedimse uyacağım. Bu kadar. Aferin sana dostum. Senin için hiçbir şeyin önemi yok değil mi? Lanet olsun ya. Benim hayatıma bir bak. Sahnede silah göründüyse o patlayacak kanka. İyi olduğunu düşünüyor musun peki? Düşündüğünüz belirli proje için fena değiller. Sirvan, benimle ilk defa çalışıyor gibisin. Bunları basit projelere düşün. Ben senden bir süper model istiyorum. Hepsini eve gönder. Daha çok prova yapmadılar, yürümediler. Sirvan, hepsini eve gönder. Lütfen, bu diğer projelerden farklı.
Birinci ben olmalıyım. İkinci olmak fayda etmiyor. En güzeli, en yakışıklısı, en iyisini istiyorum. Ben de öylesini istiyorum ama gelmiyorlar. Diğer işletmelerin daha iyi işleri var, daha iyi projeleri var. Onları getir. Satın al. Onlar için heveslen. Benimle çalışan herkesin o kalitede olmasını istiyorum. Bu sahip olduğum paradan 10 kat fazla demek. İnsanlar daha pahalı oldular. En pahalı olanı söyle. Ama onları getir. Kocan gibi mi? Saçma sapan konuşma. Cidden kahve çok iyi. Neden onu bu işe sokmuyorsun? Kahve bunun hakkında hiçbir şey bilmemeli. Canım ne olacak sanki? Sen yurt dışında yılda sadece 100 mankeni ihraç ediyorsun. Kahvenin bu konulardan haberi olduğunu anlarsam onu da ihraç edeceğim. Ama yurt dışına değil, suyun altına. Anlıyor musun? Bu arada herkese Keti'nin benden erken vazgeçtiğini söylüyormuşsun. Sana son kez söyleyeceğim. Manken olmak için çok yaşlısın. Genç giyinme, spor, bunların hepsi saçmalık. Konu kapandı. Bak her zaman senin sözün geçti. Ama hala bir şansım olduğunu kabul et. Evet, yakışıklıydın, çekiciydin ama öyleydin. Kendini geliştirmedin. Şimdi mankenlerin komisyoncusu olarak kalacaksın, bu kadar. Hayır, şimdi zamanı değil. Sonra. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Merhaba hanımım, birkaç dakika gelebilir misiniz? Evet. Bir bayan sizinle görüşmek istiyor. Bayan mı? Merhaba. Küçük pandamı sen mi aldın? Hayır. Sen aldın. Ben almadım dedim. Beni rahat bırak. Biliyorum. Çünkü kalem kutusunu kırdım. Sen de sinirlendin ve ben pandamı almadım. Aldın. Ver onu bana. Hayır, vermeyeceğim. Babam gelsin, seni ona söyleyeceğim. Gelirse söylersin. Bugün gelecek. Görürsün. Yalan söylüyor. Bugün de gelmeyecek. Anne. Anne? Efendim, yine ne oldu? Babam bugün gerçekten gelecek mi? Tabii ki gelecek. Her seferinde öyle söylüyorsun ama hiç gelmiyor. Canım, baban sadece 2 kere gelmedi. 2 kere değil, 1000 kere oldu. Babam yalancı olmuş. Mahta, ayıp ama. Kimse babasına yalancı demez. Çocuğunu ayda bir ziyaret eden babaya denir. Mahtacığım, bebeğim, babam burada bizim şehrimizde güvenliğimiz ve huzurumuz için çalışıyor. Baban olmasa bunların hiçbiri olmaz. Canım kızım benim, baban da bizimle olmayı seviyor ama insanların ona ihtiyacı var. Neden diğer babalar gitmiyor? Yılda 10 kez taşınmak zorunda kalmaktan da bıktım. Mahtacığım, annem, şimdi baban geldiğinde şikayet etme, olur mu kızım? Onun bizimle olacağına söz veriyorum kızım. Aa, merhaba Benjamin Bey. Nasılsın? Nasılsınız Mahta Hanım? Merhaba tatlım. Neden kahve? Aşk yabancıları ve aileyi tanımaz. Nasıl tanıştın? Kimin kimi çaldığını bilmek ister misin? Önemli. Bu benim için çok önemli. Şimdi kime cevap veriyorum ben? Kuzenimin karısına mı? Yoksa geçmişteki bir aşk rakibime mi? Yoksa kayınvalideme mi?
İlişkinizin bitmesinden aylar sonra Selma bana evlenme teklif etti. Evlendikten sonra bile rahmetli annesi bu hikayeleri anlatıp durdu. Sen de daha sonra ortalardan kayboldun. Kimse seninle alakalı hiçbir şey bilmiyordu. Kayboldun. Nerede olduğun belli değildi. Ben buradaydım. Aynı şehirde. Ama benim acım akrabalarımdan bana kalan bir mirastı. Geçmişi bir kenara at Ferhundeciğim. Geçmiş geçmişte kaldı. Soru neydi? Nasıl tanıştınız? Sana sadece bir şartla cevap vereceğim. Bana kayınvalide olarak sor bunu. Çünkü bir gelin bu soruyu sadece kayınvalidesine cevaplar. Tamam. Ben... sorumu tekrar soruyorum. Ne oldu? Kafan neden bu kadar karışık? Neden bu kadar üzgünsün? Endişelenme. Biz birbirimizi seviyoruz. Eğer mesele yaş meselesiyse Selman bunları çok iyi biliyor. Seviyorsun ve yaş sadece bir sayı. Gerçek şu ki, bunu birine verdiğinde nüfus cüzdanının anlamı değişiyor. Tam olarak ne bilmek istiyorsun Ferhundeci? Kavehi bırak. Senden rica ediyorum. Yalvarırsam. Yalvarma. Yalvarmak insanı küçük düşürür. Selman'a yalvardığım gün bana ne yaptığını sorana. Hala onun çoraplarının rengini hatırlıyorum. Benekli kahverengi. Ayakkabıları pırıl pırıl parlıyordu. Ayakkabılarının görüntüsünü hala hatırlıyorum. Bu ne demek biliyor musun sen? Bacaklarını 10 dakika tuttum ve ona yalvardım ben. Rahmetli kayınvaliden bunları da sana anlattı mı? Hayır. Çünkü boşluğumu hemen seninle doldurdu, öyle değil mi? Ama neyi yanlış yaptığını anlamadı. Ne yapmalıyım? Çocuğumu geri getirmek için ne yapabilirim? Neden oğlunuza sormuyorsunuz? O genç yanlışlık yaptı. Bedelini ödüyor. Yani ben yaşlıyım ha? Hayır canım. Ben yandım. Selman gitti, bir karısı oldu ve çocukları oldu. Ama ben de intikam için bir an bekliyordum tabii. Hayır canım. Gün olur devran döner. Beni böyle aşık edip sonra da gidemezsin. Olmaz. Bu ilişkinin güzel bir sonu yok. Kendin de iyi biliyorsun. Oğlumu bana geri getir. Peki ya aşıksa? İkimiz de kadınız. Ortada bir aşk olmadığını biliyoruz. Sen sadece bir olaydan iyi bir sonuç çıkardın.
Sadece Selma'nın sefaletinden, dertlerinden, mali sorunlarından, sahip olduğumuz bin bir talihsizliğin içinden Kaveh'i aldın. Ben hepsini iyi biliyorum. Sadece kanıtlayamıyorum. Sen sadece Kaveh'i aldın. Ferhunde, iddianı ispatlamak için biraz geç kaldın. Elbette aşkımızı anlamayabilirsin. Sen en fazla aşkı kızken hissetmişsindir. Bu evlilikleri ve duyguları anlayamazsın. Bunu çok iyi biliyorum ben. Ben sen ve Kaveh'in aşkına inanmıyorum. Ama bir şeyi iyi anlıyorum. Amacın intikam almaksa aldın. Aldın mı? Amacın intikam almaksa çok güzel aldın. Güç göstermek istiyorsan da gösterdin. O genç... Bunu çok iyi biliyorum ben. İnanmak zorunda değilsin. Buna ihtiyacımız yok. Kaveh ben ve ailesi arasında beni seçti. Her ne içinse, görünüm, para, ne içinse. Neden beni gelin olarak kabul etmiyorsun? Neden oğlunuzu düşünmüyorsun? Biz asla kötü şeylerin olduğu konularda geri çekilmeyiz. Hiç sorun yok. Tabii ki çok zor. Biliyorum. Eşinin karısı olacak kişiyi sonradan gelin olarak kabul etmek çok zor, biliyorum. Ama bu geri ödemeniz gereken bir ceza. Acısını da çekmelisiniz. Kaveh şimdiye kadar senindi. Bundan sonra da benim. Bunu Selman'a da söyle. Ona bir kalp kırdığını söyle. Yemin ettim ben. Önce sizi üzeceğim. Sonra Allah'a havale edeceğim. Bu kaderin bir oyunu. Ona söyle. İyi mi? Çok iyi. Bu sözlerin kanıtlıyor ki ortada bir aşk yok. Kaveh'i bırak. Bugünkü buluşmanın hikayesini ve o rica etmelerini Kaveh'e anlatmayacağım. O kadar kötü kalpli değilim. Denemeyeceksin. Çünkü Kaveh'in ailesine karşı hislerinin geri dönmesinden sana korkuyorsun. Sana Kaveh'e istediğini söyleme fırsatı verebilmek için söylemiyorum bunu. Sen anne değilsin. Eğer olsaydın bir annenin evladına olan hisleriyle asla oynanmaması gerektiğini bilirdin. Ferhunde, git. İki kadın arasında bir konuşmaydı. İçlerinden biri anne, diğeri değil. Kocama ve oğluma hiçbir şey söylemiyorum. Neden yemeğini yemiyorsun babacığım? Pizza istiyorum. Beslenmenize dikkat etmelisiniz ama. Geçen haftaki gibi hastanelerde olmak istemiyorsun, öyle değil mi? Yine mi söyledin? Vallahi ben bir şey demedim. Mehta Hanım da okulda kavga etmeyeceğine söz vermişti. Neden sözünü tutmadı? Anne! İnanın bana, babanıza hiçbir şey söylemedim.
akıllı çocuklar olduğunuzu biliyorum. Ama kendinize çok çok dikkat etmelisiniz, tamam mı? Size dikkat ediyorum çünkü sizi çok seviyorum, gerçekten. Zarar görmenize izin vermeyeceğim. Uzak olsam bile. Baba, zarar ne demek? Kimsenin size bir şey yapmasına izin vermeyeceğim demek. Mesela kim? Güzellerin soruları yine başladı. Yemeğinizi yiyin hadi. Meryem Hanım da o eski spor kulübüne gitmemeye söz vermişti. Vallahi sadece soluğum... Almaya gittin. Beni anlamanı bekliyorum. Özür dilerim. Bir kere daha gitmemin bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Baba, dün öğretmenim bana senin ne iş yaptığını sordu ama ben cevap veremedim. Yani hiçbir şey söylemedin mi? Sadece halkımızı ve ülkemizi koruduğunu söyledim. Aferin. Öğretmenin ne dedi? Polis mi diye sordu ama hayır dedim. Sizin bugün dersiniz yok mu? Benim İngilizce dersim var Benjamin'in de. Yüzme ama gitmiyoruz. Neden? Çünkü babamızın yanında olmak istiyoruz. Ama ders konusunda zarar görmemelisiniz, değil mi? Artık zararın ne anlama geldiğini de biliyorsunuz. Kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği anlamına geliyor. Kalacak mısın? Yoksa gidecek misin? Size olan borcum fazlalaşmış. Gitmek zorundasın. Merhaba baba. Merhaba. Aa, şunlara bak, ne kadar güzel olmuş. Harika bir enerjisi var. Sonunda istediğini yaptın değil mi? Burayı biraz düzenledikten sonra seni çağırayım demiştim. Sabırsızlandım, affet. Annenden haberin var mı? Aradım ama cevap vermedi. Hayır, benim de haberim yok. Sabahtan bir üniversitedeydim. Neden sordun? Dün gece bir türlü uyuyamadı. Üzgündü. Bana söylemediği bir şey onu rahatsız ediyordu. Sana bir şey söyledi mi? Bana hiçbir şey söylemedi ama ikimiz de biliyoruz ki onu rahatsız eden şey kahve. Annem kahveye çok düşkündü. Bu olanlardan sonra da... Ben düşkün değil miydim? Sen kardeşine düşkün değil miydin? Biz hepimiz ona düşkündük. Düşkün olmayan tek kişi kahveydi. Baba, şimdi zaman geçtiğine göre gerçekten hala istemiyor musun? Hayır. Asla istemiyorum. Anne ve kardeş olarak hislerinizin sizi kötü etkilemesine izin vermeyin. Kave bizim kalbimizi kırdı. Gururumuzu paramparça etti ve bizi aşağıladı. Peki bu nereye kadar sürecek böyle? Bunun sonu ancak benim ölümümle biter. Allah korusun. Ben ölürüm, kave gelir ve tabutumu alır. Tüm geçmişi kave ile ilişkilendirmek istemiyorum. Allah biliyor ki kahve olmadan yaşamak benim için sizinkinden çok daha zor. O benim canım ciğerim. Ama burada konu şeref. Kötü yollardan kazanılmış paralar, kahvenin o paraları düşünmesi. Ben bunu nasıl kurtaracağımı hiç bilmiyorum. Sana zahmet. Baba, elbette. Git ve ona bu çeki ver. Söyle ona geri kalanını 6 ay içinde... İade edeceğim. Baba, buradaki 10 kişiden ipotek parası ödünç aldım. Bu nasıl olur? Bahar'cığım, ona sadece bu çeki ver. Tamam, bunu yapacağım ama bu iş biraz zor bir iş baba. Bu kahveyi gerçekten kendimizden uzaklaştırdığımız anlamına gelir. Biliyorum ama başka çaremiz yok. Böylece en azından hayatlarımız yeniden temizlenecek. Kirli para haramdır. Kötü yollardan kazanılmış paranın masamızda hiç yeri yok. Bir yer bulacak olursa hastalıktan ve sefaletten başka bir şey olmaz. Bu benim inancım. Eğer bu inancım sizin için sorun oluşturuyor...
istiyorsa beni affedin kızım, lütfen. Olur mu baba? Biz de senin gibi düşünüyoruz. Hatta Kaveh'te. Baba diyorum ki... Efendim? Bir şey soracağım. Amcan nasıl bir insandı? Yani demek istediğim nasıl zengin oldu? Amcam mı? O önemli bir insandı. Bir itibarı vardı. O tüm bunları tek bir yerde barındıran biriydi. Yolsuzluğa asla izin verecek biri değildi. Ama onun haberi olmadan bir sürü işler çevirmiş. Bir baktık ki artık iş işten geçmiş. Yapacak bir şey yoktu belki. Neyse öyle işte, bırak şimdi. O öldü artık, bunları konuşmaya gerek yok kızım. Şimdi bunca yıldan sonra Ketin'in de babası gibi olduğunu nasıl biliyorsun ki? Nereden bilebilirsin? Kötü yoldan kazanılmış paralar renk ve şekil değiştirir. Bir insanın boğazdan inecek kadar kendini haklı çıkartır kızım. Gittiğinde de alışkanlık yapar. Bırakmak da zor olur. Herkesin yapabileceği bir şey değil bu. İnanç ister, cesaret ister, vicdan ister. Bu düşündüklerimin hiçbiri Keti'de yok. Ama Kaveh'te var eminim baba. Bu umutla yaşıyorum işte. Sirvan, bu aralar ya hiçbir şey anlamıyorsun ya da inadına yapıyorsun. Her iki durumda da artık hiçbir işe yaramazsın sen. Sana kaç kez söyledim yarım mankenler işime yaramaz diye. Yarım olmayan tam bir manken bulabilir misin, bulamaz mısın? Yani bulursun. Şimdi oldu. Ayrıca Darüş aradı ve Kanada'ya transferin şimdilik durdurulması gerektiğini söyledi bana. Şimdi Kaveh'e bakmalıyım. Üzgünüm, telefonum uzun sürdü. Sen ne söylüyordun? Sormak istediğim bir şey var ama... Her zamanki gibi boş verip cevap vermek istemiyorsan söylemeyeyim bence. Ne hakkında? Babam hakkında. Sen git ve bu soruyu aklına getirene sor. Hiç doğru düzgün cevap vermiyorsun. Doğru soruyu sorarsan doğru cevabı alırsın. Sorum şu, geçmişte babamla aranızda tam olarak ne oldu bana anlatmanı istiyorum. Sana geçmişte hiçbir şey sormamanı söylemedim mi? Aha. Ama benim sorunum seninkinden çok daha farklı. Benim sorunum da seninkinden çok farklı. Ben çalışmak istiyorum. Benim de tam şirkette çalışman için sana bir teklifim olacaktı. Bu halinden çıkmak için de iyi olacak. Parası da iyi. Teşekkür ederim ama şirketle ilgili değil, başka bir iş istiyorum. Ne işiymiş bu? Şoförlük. Ne? Şoförlük dedim. Bu onurlu ve sağlıklı bir iş. Peki geliri ne kadar? Neyse ne. Ama benim teklifim ayda en az 10 milyon olacaktı. Ne oldu? Baban yine benim param harammış gibi saçmalıklardan mı bahsetti? Babam hakkında doğru konuşsan iyi olur. İyi adam. Babam benim kuzenim ve ben onun saçma davranışlarını çok iyi biliyorum. Ama babanın benimle ilgili asıl sorunu aklımla para kazandığımı, hak ettiğim için kazandığımı bilmemesi. Baban yalnız bir kadının çalışmasını anlayamıyor. Ya da o anlıyor. Sen anlamıyorsun. Evet, anlamıyorum. Ama anladığım şu ki yaptığım bu işle bir kızı yalnız bıraktım. Kaveh, git gözünü seveyim. Şimdiye kadar senin yerine bir sürü kişi gelmiştir ve onlarla o kafeden bu kafeye gidiyordur. Ne yaparsan yap. Artık ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Randevumuzu unutma da. Benim için sorun yok. Sen ne zaman istersen ben buradayım. Bugünlerde çok fazla gece partimiz var.
Gece yarısı gideceğim. Sabah gideceğim. Öğlen gideceğim. Nasıl, iyi mi? Hiç işim olmadığında giderim. Çok ilginç doğrusu. Babanın özgürlüğü için benden para aldığında paranın nereden geldiği önemli değildi, he? Ben seni yargılamıyorum. Sadece kendi paramı kazanmak istiyorum. Paranı iade edene kadar da sözümü tutacağım, tamam mı? Bu kadar parayı nasıl vereceksin ki? Eğer sen bunu yapabildiysen ben de yapabilirim, eminim. Seni sevdim. Sen gerçekten de Selman'ın oğlusun. Sadece şunu bilmeni isterim. Yıllardır hiçbir erkek bana zarar veremedi. Eğer bir gün beni aldatmak istersen ve sözünü tutmazsan, o kız ya da başka bir kıza gidersen, kötü şeyler olur. Şimdi eğer sorular bittiyse senden bir şey isteyeceğim. Boğazım çok kurudu. Çayımı değiştirir misin? Soğudu da. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Ne oldu sana? Evden 2 haftadır çıkmadım. Geçen her polis arabası beni korkutuyor. Haber verecektiniz. 2 hafta evden çıkmamak ömür boyu hapiste kalmaktan iyidir. Peki ama şimdi ne yapmalıyım? Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Tabii bir daha yanlış bir hareket yapmadığın sürece. Vallahi onlar bana ait değildi. Geçmişi bırak artık. Biraz da gelecek hakkında konuşalım. Şimdi ne olacak? Sen karar vereceksin. Hayatının geri kalanını saklanarak yaşamak istemiyorsun, öyle değil mi? Hayatına devam etmelisin. Ancak maalesef şu anda kimlik belgen yok. Bir kopyasını alırım, tekrar iş bulurum. Bir kopyasını alabileceğini mi düşündün? Yapamaz mıyım? Şu hediye senin için. Aç onu. Hayatını değiştirebilirsin. Sana harika bir fırsat vereceğim. Tek yapman gereken bazı etkinliklerde bana eşlik etmek. Etkinlik mi? Merak etme, seninle ilgileneceğim. Hayatını kurtarmak için en iyi fırsat şu an bu. Anlayamıyorum. Zor değil. Anlıyorsun. Çok iyi anlıyorsun. Neyi anlıyorum? Açık konuşabilir misin? Sana bir şans veriyorum. Bu şansı arıyor olsaydım şimdi burada olmazdım. Benim hakkımda neler düşünüyorsunuz? Hmm.
Bekleyin. Ne demek istediğini anlamıyorum. Benden ne bekliyorsun? Şu anki haline bir bak. Bak bakalım başka bir yolun var mı? Sadece daha fazlasını açıklamanı istiyorum. Çok hayal kuruyorsun bayan. Durum çok basit. Sen benimle geliyorsun, ben de hayatını kurmana yardım ediyorum. Yeni hayatını yani, anlatabiliyor muyum? Seni anlıyorum. Korktun değil mi? Korku bilmemekten gelir. Ben seni bilgilendiriyorum. Yavaş yavaş. Ya kabul etmezsem? Sahip olduğun şartlarla dışarıda 2 gün bile dayanamazsın. Kalıp kalmamak senin elinde. Ama yanlış seçim yapanın bedelini ödemesi gerekir. Yanlış yapılan kararın cezası. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Gerçekten de için rahat olsun. Hikayeye başka bir şekilde bakalım. Size eşlik edemem. Affedersiniz. Buradan şimdi ayrılmak zorunda mıyım? Sonsuza kadar gizli kalabilirsin. Çıldırana kadar. Seçim senin. Bu etkinliklerde neler oluyor? Değiş tokuşlar. Büyük insanlar arasında başarı yolu. Ve harika insanlarla birlikte olmak.